Öğrencilerden birisiyle yürüyen fakir bir hoca hakkında anlatıla gelen bir hikaye vardır. Bu hikayeye göre yaşlı adam bir gün bir öğrencisiyle yolda yürürken birkaç kişiye denk gelmiş. Haline bakınca gelen kişiler yaşlı adamın civardaki tarlalarda çalışan bir fakir olduğunu zannetmişler. İçlerinden birisi yanındaki arkadaşlarına "Hadi şu ihtiyarla dalga geçelim," demiş. İhtiyar adam ve öğrencisi dere kenarında abdest almak için durunca içlerinden birisi "Yaşlı adamın ayakkabılarını alıp çalıların arasına saklayalım. O arayıp dururken biz de izler eğleniriz," demiş. Durumun farkına varan yaşlı alim onlara bir ders vermek için talebesine şöyle demiş: "Evladım, abdest alırken ayakkabılarını yanına almana gerek yok. Korkma, zaten biz fakir değiliz. Çalınırsa yenisini alırız. Hatta gel içine bir miktar para koyalım da belki ihtiyaç sahibi birisi çalarsa ona faydası olur," demiş. Dedikleri gibi yapmışlar ve ayakkabılarının her bir çiftine para koyup bir kenara bırakmışlar ve abdest almak için dereye inmişler. Fırsattan istifade, ayakkabıları çalmak için yoldaki adamlardan birisi harekete geçmiş. Tam o esnada oradan geçen birini görünce ayakkabıları alamamış. Adamın geçmesini beklemeye başlamışlar. Gelen adam köyde çalışan bir başka fakir bir işçiymiş. Ayakları çıplak bir şekilde gelen adam yolu üzerinde bir çift ayakkabı bulunca sevinerek gelmiş ve hemen ayaklarını içine sokmuş. Bir de bakmış ki içinde bir şey var. Ayakkabının içindeki paraları gören fakir adam çok sevinmiş. Gözyaşları içinde göğe bakıp, "Allah'ım, sana şükürler olsun. Evdeki beni aç bekleyen hasta karımın hürmetine bana bu ayakkabıları ve parayı bahşettin. Karıma da şifa ver ya Rabbi," deyip paralarla beraber ayakkabıları alıp gitmiş. Olayı gören adamlar niyet ettikleri işin ne kadar çirkin bir iş olduğunun farkına varıp bir daha böyle bir şey yapmamak üzere anlaşıp kendilerine söz vermişler. Bu olayı köyde de herkese anlatıp dilden dile dolaşmasını ve herkesin öğrenmesini sağladılar. Allah Teala'nın canlılara yeme içme ve başka hususlarda yararlanmak üzere verdiği her şeyi rızık kelimesiyle ifade edilir. Sadece insanların değil, yeryüzündeki tüm canlıların rızkı, rezzak olan Allah'a aittir. O sadece insanlara değil, kendisini inkar edenlere, hatta kendisine iftira edenlere de bol bol rızık verir. Peygamberimiz Rahman'ın bu özelliğini şöyle dile getirmiştir: "Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler. Ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder." Rızık nimete göre daha özeldir. Dünya üzerinde serpiştirilmiş bulunan nimetlerden kişinin payına düşendir. Bireyin çalışıp elde ettiği, giyip eskittiği, boğazından geçip istifade ettiğidir rızık. Allah'ın kişiye özel olarak sunduğu her türlü nimettir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde rızkın sahibinin kendisi olduğunu vurgulayan Allah Teala, geçim kaygısından dolayı çocuklarını öldüren cahiliye Araplarına şöyle seslenmiştir: "Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırıyoruz. Başlarınız hareket ettiği sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Çünkü şüphesiz annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur. Sonra Yüce Allah ona rızık verir," diyen Resulullah da rızkı verenin Allah olduğuna dikkatleri çekerek inananlara bu konuda endişe etmemeleri gerektiğini bildirmiştir. Peygamberimiz adalet terazisinin Rahman'ın elinde olduğunu, böylece yarattığı nimetlerden herkesin alacağı payı da yine onun belirlediğini ifade etmiştir. Hazreti Peygamber de inananlara, daha iyi durumda olanlara bakıp hayıflanmak yerine, daha muhtaç olanlara bakıp eldeki nimetin değerini bilmenin daha yerinde olacağını şöyle ifade etmiştir: "Sizden aşağıda olanlara bakın, yukarıda olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın size verdiği nimetleri küçümsemememeniz bakımından daha uygun olur."